Ceren'e hiçbir şey söylemeyeceksin. Aramızda kalacak, tamam mı? Söz ver. Söz. Bu Barış iyi bir çocuk mu? Çok efendi bir çocuk. Yani kimin neye ihtiyacı olsa hemen koşuyor. Bizimle ilgili işleri de hallediyor. Ama anlamıyorum baba. Niye ısrarla onu soruyorsun ki şimdi? Of. Kapıda az daha öpüşeceklerdi biz geldiğimizde. Yüreğim ağzıma geldi. Bizi gördüler, öpüşemediler tabii. Bak Betuş, kızını bugün değil. Bugün mevzuyu açarsan anlar. Yavuz yetiştirdi sanır. Bir gün karşına al, konuş. Evlenmeden böyle şeyler yaşamasın. Ya bu çocuk başkasını bulsa gitse? Bak senin oğlun bile Tuğçe'ye yapmadı mı? Erkek milleti bu yaşlarda daldan dala uçar. Yazık, Ceren'ciğimin kalbi kırılır sonra. Günaydın canım. Günaydın anne. Aa, ne öyle? Kahvaltı etmeden aç karnına kahve mi içiyorsun? Yok, aç değilim. Bunu içip çıkacağım. Ama okulda acıkırsan mutlaka bir şey ye, tamam mı? Ay, tamam anne. Acıkırsam beynim de aynı şeyi söylüyor, yerim. Of, bazen hala çocukmuşum gibi davranıyorlar. Dün gece çok mu üstüne gittim acaba? Beni tersliyor böyle. Günaydın kızım. Günaydın baba. Betüş bana bir şey hazırlama, benim hemen çıkmam lazım. Aa, tamam. Sen de mi erken çıkıyorsun? Ay evet. Faruk Bey'in arabasını şirkete götürmem lazım. Sonra da şoförünü arayıp Faruk Bey'i şirkete getirtmem lazım. Çünkü toplantı var, gelemezse rezil oluruz. Aa, peki hemen şimdi mi çıkıyorsun? Evet, hemen çıkıyorum. Bak ne diyeceğim. Arada bir görüşürüz seninle, tamam mı? Telefonlaşırız. Ya gelirim ya da işte duruma göre bakarız işte. Peki canım. Hadi güle güle o zaman. Hadi hoşça kal. Evi öpseydin beni. Ay, özür dilerim. Hadi kendine iyi bak ya. Güle güle. Enişten bize ele verdi mi? Hayır. İyi, rahatladım. Bütün gece uyuyamadım. Ben de bütün gece söyleyecek mi, söylemeyecek mi diye strese girdim. Ama söylemedi. Köşedeyim, bekliyorum. Tamam, çıkıyorum şimdi. Hadi iyi dersler. Güzel kızım benim. Dikkat et, iyi işler. Sana da. Ben Ceren kadarken anneme nasıl davranıyordum ki? Ben çıkıyorum. Sabah sabah nereye? Ay anne, arkadaşlarla buluşacağız dedim ya. Dışarı çıkmak için önce benden izin aldın mı bakalım? Aman Dudu, yani sen de bir tuhafsın. Gestapo gibisin. Soruya bak.
Genç kız o. Evde dizinin dibinde mi oturacak? Teşekkür ederim babacığım bana destek olduğun için. Hem bu arkadaşlar kimmiş bakalım? Ay anne, sanki söylesem tek tek saysam isimlerini mi bileceksin? Evet efendim, say bakalım say. Tek tek hepsinin de isimlerini ver. Ayrıca telefon numaralarını da istiyorum. Geç kalırsın bir şey olur merak ederim. Anne babalarına telefon edip yerini öğrenirim. Ay Dudu, pes yani sana, pes. Senin yaptığını periler değil, fani ana babalar yaparlar. Kızın zaten peri. Karşına isterse en zalim insanoğlu çıksın. Başına ne gelebilir ki? Ne gelebilir? Aşık olabileceği birinle tanışabilir. Onunla karşılaşabilir. Ayrıca ben onun geleceğine baktım. Çok yakında Sadık adında bir şapşala aşık olacak. İki çocuklu ve dul. Dışarı çıkarsa onunla karşılaşabilir. Onunla karşılaşsın, tanışsın istemiyorum. Anne, kaderime engel olamazsın. Size bir şey söyleyeyim mi? Ben sonuna kadar kızımın yanındayım. Sen Dudu kendi geleceğinde de benimle evleneceğini görmüştün. Ne oldu? Karşılaşmadık mı? Canım babam. Evet anneciğim, şimdi çıkabiliyor muyum yoksa sihirle kaybolayım mı buradan? Sen sihirle kaybolursan ben seni sihirle hemen geri getirebilirim canım. Hadi bakalım, hava kararmadan evde ol. Tamam peki. İstersem havayı günlerce karartmayabilirim. Ay ay ay, öyle içinden içinden konuşma küçük hanım, duyabiliyorum. Sinirlendirme beni, havayı bir karartırım erkenden eve dönmek zorunda kalırsın sonra. Tamam. Kızın çok üstüne gidiyorsun. Bugün yarın o şapşalla tanışacak ve koca adayı olarak onu buraya getirirse hiç şaşma. Onu mutlu edecek bir insansa sen ben ne diyebiliriz ki? İkinci el damat adayı istemiyorum ben. Kabul etmiyorum. Herkes de benim gibi sıfır kilometre olamaz. Ya Ceren, artık paranoya yapmayı keser misin? Kimse yok ortalıkta, görmüyor musun? Barış, dün de öyle diyordun ama ne oldu? Eniştem geldi. Neyse, sen şimdi kafeye gidiyorsun değil mi? Evet, kafeye geçeceğim. Sen gelecek misin? Ay yok, ben her akşam gelmeyeyim. Biliyorsun babam sonra laf söylüyor. Oldu o zaman. Yarın zaten izinliyim. Başka şeyler yaparız. Tamam, yaparız. Oldu o zaman. Görüşürüz. Sadıkçım iyi misin? Ne demek Bir gün böyle yalnız kalacağımızı hiç düşünmüyordum. Ay canım benim, sen yine çocuklara taktın kafayı. Ne yapayım? Yani biliyorsun, biri evine çıktı. Yok okulum var, işim var diye buraya uğramaz oldu. Öteki de sen okuldan çıkınca hep dışarıda. Hep mi? Aa Sadıkçım, haftada iki defa izin veriyorsun sadece. Oldu. Her gün izin verseydin bari. Betüş yapma bak. Bu çocuk üniversiteye hazırlanıyor. Aslında onun yapması gereken okuldan eve, evden okula gidip gelmek. Ama yani ben söz geçiremiyorum. Nerede o eski ana babalar? Kalmadı ki. Hani hoş, eve de gelse odasına kapanıyor. Hiç göremiyoruz gene suratını. Sadıkçım, sen çocuklarımızın artık büyüdüğünü kabul etmekte niye bu kadar zorlanıyorsun? Betüş. Hı. Ben onların büyüdüklerini kabul etmekte zorlanmıyorum. Yalnızlığımızı kabul etmekte zorlanıyorum. Evet, gerçek sorunun ben de farkındayım. Ama seni incitmemek için bunu söylemedim. Şu çocuğumuz hayırlısıyla bir an önce doğsa da şu evimize bir neşe, bir mutluluk, bir ses gelse değil mi? Acaba zamanı biraz hızlandırıp hemen doğursam mı? Mm-hmm.
bir şeyler ama. Hadi. Ya bak saat kaç oldu hala gelmedi ya. Hayatım 11'de geleceğim dedi. Saat 11 oldu mu? 5 var. Yani 5 dakika erken gelse günaha mı girer? Ama gençlikte zorla izin alınmış 5 dakika 5 dakikadır. Dur bakalım bir saat 11 olsun bekle gelir şimdi. Bizimle 5 dakika otur desek oturmaz ama yani. Neyse ben bir telefon edeyim hadi. Ay hayır dur şimdi niye arıyorsun Sadıkcığım? Hayatım yolda mı değil mi merak ediyorum onun için arayacağım. Ya geliyordur. Hayır Cem olsa anlayacağım belki geç kalır ama Ceren bu verdiği sözü tutar tam 11'de gelir. O zaman ben bir dışarı çıkıp kapıda bekleyeyim onu. Ay Sadık çok ayıp. Kime ayıp? Canım Ceren'i Barış getirecek yani. Erkek arkadaşının önünde kızcağız çıkıp kapının önünde mi bekleyeceksin? O zaman ben şey yaparım. Bahçeyi suluyor gibi yaparım. Ha? Ay Sadık saçmalama. O zaman ben kapının deliğinden bakayım böyle. Ay Sadık yani durup durup bir şey yumurtluyorsun. Olur mu hayatım? Geldiler işte. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsın Sadık amca? İyiyim canım. Sen nasılsın? Ben de gayet iyiyim. Merhaba. Cumaları galiba izinli olduğunu duydum. Doğru mu? Evet. Cuma günleri artık çalışmayacağım. Çok güzel. Çok güzel. Peki ders çalışabiliyor musun bari? Tabii. Özel yaşantıma zaman ayırdığım gibi derslerime de zaman ayırıyorum. Hayır ben şunu öğrenmek istiyorum. Yani bir yandan okul, bir yandan iş. Sonra boş zamanlarında Ceren'le çıkmalar falan. Yani diyorum ki hani ne zaman ders çalışabiliyorsun? Ya isterseniz bu konuyu tıp fakültesini kazandıktan sonra konuşalım ha. Tamam. Kazan hatta kutlayalım ha. Sevinirim. Barış'cığım yarın kafede görüşürüz canım. Kendinize iyi bakın. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Baba olarak adama sorumluluklarını hatırlatıyorum. Tabii dolayısıyla Ceren Hanım'a da. Biz sorumluluklarımızı biliyoruz baba. Öyle mi? Ne kadar sorumlu olduğun belli. Yani gezdiğinin onda biri ders çalışıyorsun. Baba, haftada bir gece dışarı çıkıyorum. Her geldiğimde aynı şey yapıyorsun. Yatıyorum ben. Ben bir şey yapmadım ki. Günaydın canım. Günaydın hayatım. Ben dün çok mu ileri gittim ha? Biraz. Ya şununla konuşsana. Ne yapayım yani? Gidip Ceren'den senin adına özür mü dileyim? Hayır öyle bir şey yapma. Yani şöyle de bak baban seni anlıyor. Ama yani bu aşk meşk meseleleri yüzünden sınavı kazanamayacağından korkuyor de. Lütfen. Hayatım kazanamazsa kazanamaz. Yani bu onun kendi hayatı. Sen karışamazsın ki. Yaşar, görür, dersini alır. Ya ne kadar rahatsın Betüş. Böyle bir şey olursa bir senesi gidecek kızcağızın yani. Bak Sadıkçığım, şunu anlamıyorsun. Sen Ceren'in erkek arkadaşıyla çok vakit geçirdiği için derslerine çalışamadığını ve sınavı kazanamayacağını düşünüyorsun. Hı hı. Peki ondan ayrılsa, ayrıldığı için bunalıma girse, hiç ders çalışamasa? Ya da sınav günü düşse, ayağını kırsa? O zaman ne olacak? Sadık, Ceren'in çok üstüne gidiyorsun. Bak dikkat et, böyle gidersen aranızdaki ilişki hiç ummadığın noktalara varacak. Ay
Ayrıca ben Ceren'in sınavı kazanamayacağını falan da düşünmüyorum yani. Bir dakika anlayamadım şimdi. Yani nasıl noktalara gelecek? Anlamadım. Hayatım, Cem evde yok diye sen sürekli Ceren'in üstüne gidiyorsun. Ona müdahale ediyorsun. Ceren de bunun farkında. Artık giderek daha yüksek tepkiler vermeye başladı sana. Yani biliyor musun, en sonunda sana inat kazanmayacak üniversiteyi. Yok artık. Ya da gidecek üniversitede Ankara'ya, İzmir'i falan yazacak. Kazanacak oraları, şehir dışına gidecek. Tamamen uçacak yuvamızdan. Tabii. Bak Sadıkçığım, yine aynı hatayı yapıyorsun. Yani Cem'in üstüne o kadar gittin ki çocuk en sonunda gitti, kendine ayrı bir ev tuttu, çıktı gitti. Ha Ceren de bunu isterse yakında hiç şaşırmayacağım. Hayır, asla izin vermem o kız çocuğu. Olmaz öyle şey. Laf. Böyle şey mi olur ya? Bana bak, eğer benimle inatlaşırsa ona sakın iş falan verme, tamam mı? Eğer Cem'e iş vermeseydin bak bugün burada olacaktı. Ay Sadık, yani sana inanamıyorum. Cem'in bu evden gitmesinden hala beni sorumlu tutuyorsun ya. Bir kere Cem o kadar yetenekli, o kadar çalışkan bir çocuk ki ben ona iş vermeseydim de o herhangi bir kafede ya da bir kitapçıda rahatlıkla kendine iş bulabilirdi. Ben gidip Ceren'e bakacağım. Sadıkçığım, Ceren'le diyalog kurarken bu dediklerimi lütfen unutma. Hele hele bir zamanlar senin kendinin de genç olduğunu sakın unutma. Ha, ayrıca şükret ki kızın senin gibi sırt çantasını omzuna takıp dünya turuna çıkıyorum ben demiyor. Erkeğim ya. Of ya, of. Gel anne. Aa, sen niye giyindin daha çok erken? Dershaneye gideceğim. Hayatım, dershaneye gitmek için de çok erken değil mi? Önce abime uğrarım. Ondan sonra yani aşağıda babamla kahvaltı etmekten iyidir. Bak şimdi. Ya anne, görmüyor musun? Sinir ediyor beni. Ya her cuma aynı şeyi yaşıyoruz. Neredeydin? Ne yaptın? Kimleydin? Niye hala gelmedin? Yeter artık. Allah'tan dün sonra oralara kadar gelmedi. Tamam canım, tamam. Biliyorsun baban üniversite stresi yaşıyor. Zaten bir gün bir kazanayım. Bütün bu yaptıklarının... Ya sanki ben üniversite stresi yaşamıyorum. Sanki sınava o girecek. Çok haklısın canım. Gerçekten sana hak veriyorum. Ama ne olur onu da anlamaya çalış ha. Güzelim benim. Canım, biraz konuşabilir miyiz seninle? Anne kız değil, arkadaş gibi. Tamam. Gel otur biraz. Bir şey sorabilir miyim? Sor. Nasıl gidiyor? Ne nasıl gidiyor? Yani Barış, sen, hani ilişkiniz. Ha. İyi gidiyor, gayet iyi gidiyor. Ceren'cim, bak, yani siz uzun zamandır birliktesiniz ya. Şimdi unut benim annen olduğumu, bir arkadaş gibi seninle konuşmak istiyorum bu konuyu. Anne. Ne konuşacağız daha fazla? İyi gidiyor dedim işte. Tamam, tamam, ben bir şey demedim ki. Anne, bak, sürekli ne yapıp ne yapmamam gerektiğiyle ilgili nasihat vermenizi istemiyorum. Ya çünkü ben her şeyi çok dikkatli yaşıyorum. Üstelik eşitlerimden daha yavaş ve de utangaç. Yani eğer konu böyle gelecekse. Canım benim, tamam, tamam. Affedersin canım. Ben babanın yaptığı gibi üzerine gelmek istememiştim. Gerçekten. Çok dikkatli olduğunu da biliyorum. Yani buna eminim. Ben bir aşağı ineyim. Sen çıkarken görüşürüz. Olur mu canım?
Hayatım, ne yapıyorsun? Ne, çayı hazırlıyorum. Ay ben yaparım, sen bırak lütfen. Betüş, olmaz öyle hamile hamile. Sana yaramaz bu kadar çalışmak ya. Aa, yani lütfen. Ayrıca ben çok hatalıyım. Yani Ceren'le tartışıp seni manevi olarak yıpratıyorum yani. Sonra da üzülüyorsun. E üzülünce de bebeğe bir şey olacak diye korkuyorum. Canım benim, merak etme. Her evde yaşanır böyle şeyler. Önemli değil. Ayrıca benim bütün bunları kaldıracak gücüm var. Hey, prenses uyandı mı? Hı? Ona krep yapalım mı? Ceren abisine gidecekmiş. Ha, yani bizimle kahvaltı etmeyecek, öyle mi? Etmeyecek. Anne, ayakkabılarım nerede? Dolabın altına koydum canım. Tamam, anladık. Günaydın yok, değil mi? Günaydın baba. Oldu mu? Oldu. Abine selam söyle. Söylerim. Ben çıktım. Güle güle canım. Ya bunlar küçükken böyle değillerdi ya. Ne oldu?